Yan yana iki gömlek veya yan yana iki pantolon asılmadığına göre bir pantolon, bir gömlek, bir pantolon, bir gömlek şeklinde asılması gerekiyor ve şuraya dikkat edelim. Pantolon sayısının en fazla olması lazım. Gömlek ile başlarsam pantolonla bitsem bile bir eşitlik var. Zaten gömlekle başlarsam pantolonun fazla gelme şansı yok. Pantolon ile başladığımda yine gömlekle biterse yine eşitlik olacak. Dolayısıyla pantolonla başlayıp pantolonla bitmesi lazım ki yani en sonunda pantolon olacak. Ancak bu durumda pantolon sayısı gömlekten fazla olur. Pantolon sayısı gömlekten bir fazla olur daha doğrusu. Mesela şu örnekleme bakalım. Pantolonla başladık, pantolonla bittik. Pantolon 3 tane, gömlek 2 tane. 3 tane olsaydı yine pantolon 2 tane, gömlek 1 tane olacaktı. Yani pantolon ile başlayıp pantolon ile biterse pantolon sayısı gömlek sayısından bir tane fazla olur. Şimdi mandallara yoğunlaşalım. Pantolonda 2 tane mandal olacak. Bir tane ortak olacak. Gömlekte ortada da bir tane olacak. Yine bir tane ortak ve bu şekilde ilerleyip gidecek. Şimdi burada normalde eğer mandalları ortak kullanmasaydık 3 pantolon vardı. 3 çarpı 2 6 mandal pantolonlara kullanacaktık. 2 tane de gömlek var. Her bir gömleğe 3 tane mandal kullandığımız için 2 çarpı 3 6 mandal da ona kullanacaktık. Ancak burada ortak olanları bakın iki kere saydım. Peki burada kaç tane ortak var? Ortak, ortak. Evet, görmüş olduğunuz gibi 4 tane komşuluk var. Yani 4 tane ortak mandal kullanıyorum. Dolayısıyla buradan benim 4'ü çıkarmam lazım. 4'ü çıkardığımda aslında 8 mandal kullandığımı görüyorum. Gerçekten sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantığımız doğru. Ortak mandal sayısında dikkat ederseniz eşya sayısının bir az olduğunu görürsünüz. Bakın 5 eşya varken 4 tane komşuluk var. Yani eşya sayısının bir eksiği. Şimdi gelelim sorumuzdaki duruma. G tane gömlek olsun. Pantolon sayısı bir fazla olduğu için G artı bir tane pantolon olur. G tane gömlek, G artı bir tane pantolon o halde toplam 2G artı bir tane eşya olur. 2G artı bir tane eşya varsa 2G tane kesişim vardır. Eşya sayısının bir eksiği kadar. Dolayısıyla şimdi gömleği 3 mandalla astığımız için 3 ile çarptık. Buradaki örneklemde yaptığımız gibi pantolonu da 2 ile çarptık. 2G'yi de çıkarmamız gerek. Eksi 2G. Bu bana mandal sayısını yani 44'ü veriyor. 3G'den 2G'yi attım. Burada G kaldı. 2G de buradan geliyor. Toplam 3G yapıyor. Artı 2 var. Karşıya attım. 44'ten çıkarttım. 42 oldu. Buradan G'yi yani gömlek sayısını 14 buluyoruz. Yani 14 tane gömlek var. Ve pantolon sayısı bunun bir fazlasıydı. Dolayısıyla 15 pantolon.